Kıymetli hocalarım, ilk 4 videomuzda giriş mahiyetindeki konulara yer vermiştik. Umarım çok fazla sizleri sıkmamışızdır. Ve herhangi bir kafa karışıklığı varsa da örnek uygulamayla inşallah o kafa karışıklığını gideririz. Sizler için bir örnek uygulama hazırladım ben. Bu 2011 yılından başlamak suretiyle 5 yılı kapsayacak bir örnek. Burada mümkün olduğunca aklıma gelen her duruma, özellikle kar zarar anlamında aklıma gelen her duruma yer verdim. Tabii örnek uygulamanın çözümüne geçmeden önce bu örnek uygulamayı edinmenizde fayda var. Ben hemen şöyle hızlıca yukarıdan aşağıya doğru göstereyim uygulamanın tamamını sizlere. Sizler de telefondan fotoğraf çekmek veya zamanı olan arkadaşlar varsa bir kağıda yazmak suretiyle uygulamayı edinirseniz uygulama çözülürken daha sağlıklı bir anlaşılma sağlayabiliriz. Evet, uygulamamızda Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayına ait işlemleri görüyorsunuz. Ocak, Şubat ve Mart ayına ait işlemler. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayına ait işlemler. Daha doğrusu Temmuz ve Ağustos ayında herhangi bir işlem gerçekleşmemiş. Ve sonraki dönemin Eylül, Ekim ve Kasım ayına ait işlemleri. Ve son olarak Aralık ve Ocak ayına ait işlemler. Evet, şimdi sosyal tesis modülüne giriş yapalım. Şimdi arkadaşlar, burada tabii konuya geçmeden önce şu bilgiyi açıklamakta fayda var. Muhasebede mali yıl dediğimiz bir kavram vardır. Yani mali yıl şu, herhangi bir işletmenin muhasebe manasındaki iş ve işlemleri 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında yapılır. 31 Aralık'tan sonra yeni bir mali yıla başlarsınız. İşlemlerinizi yeniden baştan yaparsınız. Tabii bizler eğitim-öğretim dönemimiz mali yıl kavramına çok uygun değil. Çünkü biz Eylül ayında başlıyoruz ve Haziran ayında bitiriyoruz. Dolayısıyla bizim bir eğitim-öğretim dönemi içerisinde yaptığımız işlemler aslında iki mali yılı ilgilendiren işlemler. Bu örnek uygulamamızda Eylül ayında açıldığını söylemiştik. Burada da şunu belirtmekte fayda var. Şimdi bu mali yıl kavramı dedik ki Ocak'tan başlayıp Aralık'a kadar devam eden bir süreç. Bizim her ne kadar Ocak ayında böyle bir kurumumuz olmasa bile Eylül ayındaki işlemleri yapabilmek için bizim ta Ocak ayından başlamak suretiyle Eylül ayına kadar mizan düzenlememiz gerekiyor. Burada da 2011'e 11 sayılı genelgeyi eğer indirip okursanız orada şu kümülatif ibaresi geçiyor. Bu kümülatif, yani toplayarak, üst üste toplayarak mizanın oluşturması kavramı bize Ocak ayından başlamak suretiyle Eylül ayına kadar mizan hazırlamamız gerektiği manasına geliyor. Burada hemen mizan girişten mizanımızı hazırlamaya başlayalım. 2011'in Ocak yılı, Ocak ayı pardon. Şimdi tabii ben daha önceden hiçbir işlem yapmadığım için, hatırlarsanız bundan önceki videolarda hesap planı oluşturulmadan mizan girişinin yapılamayacağını söylemiştim. Burada 2011 Ocak ayında daha önce herhangi bir işlem yapmadık. Ben her ne kadar burayı seçip tamam dersem de beni birazdan şurada gördüğünüz hesap planı, mizan hesap planı ekranına atacak. Bakın tamam diyorum. Gördüğünüz üzere hemen buraya attı. Peki burada ne yapacağız? Hani daha önceden herhangi bir veri girişimiz yok. Ama bizim olmayan, açık olmayan bir kurumun mizanını mı düzenleyeceğiz? Burada arkadaşlar yapmaya çalıştığım şey aslında resmi manada mizan hazırlamak değil. Sadece bunu bir kapı olarak düşünün. Yani siz Ocak ayının kapısını açmadan Şubat ayına geçemiyorsunuz. Hani oda oda birbirine açılan odalar gibi düşünelim bunu. Burada yapmaya çalıştığımız şey sadece Eylül ayına kadar mizanlarımızın açılmasını sağlamak. Bunun için de
Şöyle bir şey yapalım. Bakın hesap ekle diyorum. 2011 yılı için hesap ekle. Hemen burada banka hesabını seçiyorum ve kaydet diyorum. Kayıt işlemi başarıyla gerçekleşti diyor. Tamam diyelim. Şimdi artık 2011 yılının Ocak ayına ait mizan girişini yapabilirim. Tabii burada çok önemli bir hususa değinmek istiyorum. Bazen yanlış açılan hesaplar oluyor ve bu hesapların silinemediği yönünde bizlere bazen bilgiler geliyor. Şimdi hocalarım, eğer bu hesapta herhangi bir işlem gerçekleşmemişse bunun silinmesinde bir problem yok. Şurada hesap planı ekranına geldiğinizde 2011 dediğimizde dikkat edin, bakın hesabınızı burada yanlış açıldığını varsayalım, banka hesabının silinebiliyor. Bunda herhangi bir problem yok. Fakat bu hesaba, banka hesabına herhangi bir rakam girip kaydederseniz, bakın mizan hesap planına gelip bu hesabı silmeye çalıştığımda hesabın kullanımda olduğunu ve bu hesabın silinemediğini göreceksiniz. Bunun için bakın silme işlemi gerçekleşmedi diye bana uyarı geldi. Bunun için yapacağım şey, bu hesabın içerisinde yazmış olduğum verilerin tamamının sıfır olarak değiştirilmesi. Bakın şu halde mizan hesap planı dersem şimdi kolaylıkla silebileceğim. Bakın silme işlemi başarıyla gerçekleşti. Bu bilgiyi verdikten sonra hemen hesabımızı ekleyelim. Tekrar banka hesabı kaydet diyelim. Burada tabi dikkat ederseniz hesabı ekledikten sonra buradaki hesap havuzundan çıktığını göreceksiniz. Yani hatırlarsanız neydi? 102 idi bankanın kodu. Burada 101'den 103'e aktarılıyor. Çünkü ben bu havuzdan hesap planı aktarımı yapmıştım. 2011'in Ocak ayına ait işlemleri diyorum. Hesabın borç tarafına 1 ve alacak tarafına 1 yazıyorum. Kaydediyorum. Bakın hatırlarsanız bir önceki videoda o muhasebeyle alakalı birkaç ufak hususu açıkladığım videoda demiştim ki bir hesabın sağına ve soluna, daha doğrusu soluna ve sağına aynı rakam yazılması demek o hesabın kapalı olduğu anlamına gelir. Bizim de burada yaptığımız şey aslında, bakın banka hesabını evet kullandık ama hem borç tarafına yani sol tarafa hem de sağ tarafa aynı rakamı yazmak suretiyle sıfır bakiye elde ettik. Bunu yaptıktan sonra aktarımı onayla butonuna tıklıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar mizan giriş diyelim. 2011 Şubat ayına geçiyorum. İl formatörüm onayladı diyelim ki. Şubat ayında bakın dikkat ederseniz tekrar 1-1 olarak yazdım. Önceki borç tekrar yazayım. Alacak tutarına 1-1 yazdım. Kaydettim. Tekrar aktarım işlemini onayladım. Tekrar mizan giriş 2011. Bu defa Mart ayını yapıyorum. Dikkat ederseniz yine 1-1. İşte bu şekilde, bakın dikkat ederseniz her ay aynı şekilde 1-1 yazmak suretiyle Eylül ayına kadar geleceğim.